Bu videoda size daha önceden YouTube'da hiç anlatılmayan ve hiçbir zaman anlatılmayacak bir formül anlatacağım. Bu formülün ismi Hikmet Formülü. Ve bu formülü eğer öğrenirsen biiznillah hayatında çözemeyeceğin hiçbir problem olmayacak. Eğer kalbini ve beynini aynı sandala koyarsan, kalbini de aynı sandala koyacaksın, beynini de aynı sandala koyacaksın ve o şekilde dinlersen o zaman hayatına yansıtabilirsin. Bunlardan bir tanesi eksik olursa bu videoda öğrendiklerini hayatına yansıtamazsın. O yüzden bu videoyu odaklanarak izle. Yani elinde kağıdın olsun, kalemin olsun, kalbini ve beynini iyice bu videoya odakla ve anlattıklarımı huşu ile dinle. İnşallah sen de hayatına yansıtırsın. Şimdi bir problem var. Hayatımızda bizlerin yaşadığı bir problemden örnek vermek istiyorum. Bizim iki katlı bir binamız var. Bu birinci kat, burası da zemin kat. Başıma geldi, yaşadım bunları. O yüzden anlatıyorum sevgili arkadaşlar. Burası da çatı. Şurada mutfak var sevgili arkadaşlar. Mutfak dolapları, işte ocağı var, davlumbazı var. Düşünün burada, şu katta, burası mutfak bölümü. Şu dolabın arkasından devamlı nereden geldiğini anlayamadığımız su geliyor sevgili arkadaşlar. Buradan su geliyor. Şimdi su gelince biz nereden geldiğini anlayamadık. Üst katta duş var. Fakat nereden geldiğini bir türlü anlayamadık. Bunu yapan firmayı çağırdık. Firma çok tecrübeli. Bu işi 30 seneden beri yapan kişi ve bu güvenceyi bize veriyor. Diyor ki ben 30 seneden beri bu işi yapıyorum. Biliyorum. Ben bu işin uzmanıyım ve bunu çözerim diyor. Geliyor, elemanlarını gönderiyor. Bakıyor, tahmin ediyor artık. Diyor ki burası diyor, burada mermer var. Bu mermerin takılışında sorun var. O yüzden mermeri kaldırmamız lazım. Elemanlardan bir tanesi mermer ustası diyor ki bunu kaldırmamız lazım diyor. Bana maliyeti ne kadar? 3000 euro. Ama onu dinlersem, mermerciyi dinlersem 3000 euroya mal olacak. Şimdi başka bir ustayı gönderdi sonra. Fayansçıyı gönderdi. Fayansçı yok dedi, mermerle alakası yok. Arka taraftaki fayanslarda sorun var, fayansları kaldıracağız dedi. Bu fayansçı uzman, bu da uzman, bu 30 senelik uzman, bu da öyle, tecrübesi var. Bu da 5000 euroluk masraf çıkarttı sevgili arkadaşlar. Şimdi elektrikçiyi getirdik. Elektrikçi dedi ki burada dedi ceren kaçağı olacak. Bu bütün evin yanmasına sebep olabilir. O yüzden dedi ben bütün elektrik sistemi tamamen yenilemem lazım dedi elektrikçi. O da bize 15.000 euroluk iş çıkarttı. Tamam mı? Yani her biri ayrı bir masraf. Ve müteahhit sonunda dedi ki biz tamamen burayı yıkalım. Bulamıyorlar ya bir türlü. Tamamen bu duvarları yıkalım. Şu tavanı da kaldıralım. Bu kişi de bize 40.000 euroluk müteahhitte 40.000 euroluk hesap çıkarttı. Yani bunlar uzman geçinen insanlar, 30 senelik veya 40 senelik uzman olan, hani uzman olan kişiler bize aşağı yukarı 60.000 euroluk hesap çıkarttılar. Bu suyu bulamıyorlar çünkü nereden geldiğini bulamıyorlar. Fakat biz ne yaptık? Biz de sigortayla iletişime girdik. Sigorta bu işin uzmanını gönderdi bize. Teknolojiyi kullanan, şöyle bir minibüsü olan bir adam tek başına, tamam, bütün aletleri buraya koymuş. Radarını, kamerasını, bütün sistemleri koymuş. Bu işin uzmanı, sebepleri arayan, analiz eden, test yapan ve maliyeti çok düşük, büyük masraflar ödemeden bu kişi test yaparak, sistemini kullanarak, teknolojiyi kullanarak bulacak suyu. Bunu gönderdi bize sigorta. Ve bu adam geldi şimdi sevgili arkadaşlar. Bunların 1-2 haftada çözemediğini ve bize ayrıca masraf çıkaran bunlar, bu kişiler, bunların aksine bu kişi birinci saat şuradan başladı sevgili arkadaşlar. İlk önce kamera soktu boruya. Bütün boruları kontrol etti içten. Sonra radar gibi bir sistem kullanıyor, duvarlara dokunuyor. Nereden nem var onu bulmaya çalışıyor. Oradan analiz etti ikinci saat. Üçüncü saat yukarıda duşun borularını ölçtü. Sonra suyun aktığı yerde, şurada şalteri var sevgili arkadaşlar.
Şu şalterin suyu yukarıya veren sistemde borunun buradan damladığını fark etti. Çözümü buldu. Tamam, burası ıslanmış, demlenmiş, kuruması lazım. Fakat sebep 3 saatte bu. Yani evin ıslanmasının sebebi, mutfağın ıslanmasının sebebi, birinci katın ıslanmasının sebebi analizle tabii, HES'le, teknolojiyle sebebi dedi, budur dedi. Yani problem bu. Problem buranın ıslak olması değil sevgili arkadaşlar. Problem suyun damlaması değil. Problem burası. Buradaki bağlantıda sıkıntı var. Ve buranın çözülmesi gerekiyor. Şimdi ben bunu niye anlattım? Uzman olan bu kişi birkaç saatte, 1 saatte, 3 saat arasında bu işi çözdü. Bu kişiler de, bu kendilerini 30 sene, 40 sene uzman diye ilan edenler de okey deseydik 60 bin oraya mal edecekti bu işi ve bütün binayı yıkacaklardı. Tamamen kaldıracaklardı. Şimdi burada neyi anlatmak istiyorum? Bir sonuç var, bir de sebep var. Islaklık bir sonuç. Yani bu mutfağın ıslak olması bir sonuç. Bunu kafanıza yazın. Anlamaya çalışın sevgili arkadaşlar. Bir sonuç. Örnek vereyim. Islaklık bir problem ve bu bir sonuç. Bir bereketsizlik yaşıyorsun hayatında. Bu bir sonuç. Bunları yaz lütfen. Hasta olman, şöyle diyelim, baş ağrısı, diş ağrısı, bu bir sonuç. Tamam, bu bir sonuç. Örneğin panik atak bir sonuç. Depresyon bir sonuç. Huzursuzluk bir sonuç. Senin evladının seni dinlememesi bir sonuç. Bunlar sonuç. Bunları yaz sevgili arkadaşlar. Sonuç. Cambaza bak atasözü var. Cambaza bakarsan, yani konsantrasyonunu buraya odaklarsan, sonuca odaklarsan sebebi hiçbir zaman bulamazsın. Bak, buradaki sebebi hiçbir zaman bulamazsın. Sonuca bakarsan sebebi bulamazsın. Asıl sebebini bulman lazım. Bu da cambaza bak sistemiyle anlatılabilir. Şöyle düşün. Cambaz ipin üzerinde elinde değneğiyle yürüyor, değil mi? Daha önceden bunlar çok kullanılırmış. İnsanları böyle sokaklarda toplarlarmış. Bak, cambaza bak. İpin üzerinde adam yürüyor diye insanlar toplanıyor. Buna bakarken insanların cebinden paraları soyarlarmış. Paraları alırlarmış. Hayatta da sen cambaza bakarsan, yani sonuca bakarsan, hocam benim problemim büyük. Problem ne? Panik atak. İşte bu, oraya odaklanmak, cambaza bak oyunu. Sebebini çözemezsin, sebebini bulamazsın, hiç aklına gelmez. Yani sen buradaki problemi, ıslaklığı çözmeye çalıştıkça sebebini bulamazsın, sebebe odaklanamazsın. Bir sebep var. Oradan akan suyu kesmen gerekiyor. Cambaza bakmayacaksın. Yani ağrını kesmeye çalışmayacaksın. Panik atağı çözmeyi bırakacaksın. Çünkü panik atak bir sonuç. Neden panik atak oluyorsun? Onu bulmaya çalış. Ne oldu? Ne söyledin? Ne yaptın? Hangi çeşme patlak? Onu bulmaya çalış. O da bir uzman tarafından, bak, minibüsü olan bir uzman geldi. Tek başına vurdu. Çözdü. Bunlar 10 kişi. Çözemediler. Çözemeyeceklerdi. Maliyeti yüksek olacaktı. Evi yıkacaklardı. Benim zamanım gidecekti. Zaman israf edecektim. Para israf edecektim. Ortalık darma duman olacaktı ve sonunda hayal kırıklığına uğrayacaktım. Eğer bu uzmanım diye geçinen tipleri dinleseydim. Ama ne yaptım? İşin gerçek uzmanını bulduk. Bu adam analiz etti, test etti. Sebebini buldu. Islaklığın sebebini buldu. Fazla zaman kaybetmedi. Birkaç saatte buldu. İşte sen bu formülü bir kere anlarsan, o formül hayatının her alanında kullanarak problemlerini çözersin. Tekrar toparlayayım. Şöyle örnek vereyim. Bir araba, yine buradaki gibi bir araba, arkasından duman geliyor. Siyah bir duman. Tamam mı? Siyah bir duman gelince sen ne yaparsın? Ne düşünürsün? Kapkara bir duman var. Normalde bu şekilde siyah duman çıkmıyor. Buraya baktın, dersin ki arabada bir arıza var, değil mi? Bu arızayı çözmek için, siyah dumanı görmemek için egzozun deliğini tıkar mısın? Bir düşün. Egzozun deliğini tıkarsan siyah dumanı görmezsin. Fakat arabanın motorunu patlatırsın. İşte şu gördüğün siyah duman bir sonuç. Yani senin bereketsiz bir hayatın var. O bir sonuç. Bunu böyle kabul et. Senin
Ailende huzursuzluk var. İşte o bir sonuç. Veya senin kaygıların var. Gelecekle alakalı tedirginliklerin var, korkuların var. Onlar sonuç. Onlar siyah duman. Peki problem nereden kaynaklı? Arabanın motoru var değil mi? Egzozun dumanı oradan geliyor. Motorda arıza var. Yani insanın kalbinde, beyninde problem olabilir. Burada sorun var. Yaşadıklarıyla alakalı olabilir. Buradaki problemleri çözersen sonuç değişir. Yani senin kaygılı olmana sebep geçmişte söylediğin bir cümle veya dedenin yediği ekşilik torunun ağzını ekşidir. Belki atalarınla alakalı bir sorun olabilir. Seni belki yanlış telkinle büyüttüler veya senin beynine bir korku yüklediler olabilir. Bunlar olduğu için siyah duman çıkıyor. Sen bu formülü eğer anlarsan hayatın her alanında uygularsın, problemleri çözebilirsin. Bunu bir kere kafana koyman lazım. Klik demesi lazım. Tamam. Ben bu yöntemi hayatımın her alanında kullanabilirim. Nerede kullanabilirsin? Belki gece rahat uyuyamıyor olabilirsin. Uykusuzluk çekiyorsundur. Veya gelecek korkusu vardır sende. Çocuklarınla alakalı çok kaygıların vardır. Veya ailenle alakalı. Veya mükemmelliyetçilik vardır sende. Onlar bir sonuç. Bunların sebebini şurada gösterdiğim gibi şu uzmana bırakacaksın. Uzman sen hayal kırıklığına uğramadan, büyük paralar vermeden, onlarca yıl beklemeden, evini, hayatını yıkmadan buradaki gibi uzmana teslim ederek kendini sebebini bulabilirsin. Yani arızanın nerede olduğunu bu uzman gösterebilir. Bunu tek başına ya hocam ben aşağı yukarı biliyorum tahmin ediyorum diyorsan o da doğru değildir. Neden? Çünkü bilseydin gerçekten çözerdin bu zamana kadar. O değil yani sandığın da değil. Senin bildiğin, sandığın, tamam ben bunu biliyorum hocam, ben tahmin ediyorum, nereden geldiğini biliyorum. Yani siyah duman nereden geliyor diye biliyorum diyorsan onun %100 yanlış olduğunu sana şimdiden söyleyebilirim. Çünkü öyle bir şey olsaydı, bilseydiniz ve sansaydın o zaman düzelirdi zaten. Bu zamana kadar çözülürdü. Dolayısıyla bakın bu formülü devamlı kafanıza koyun. Hatta bununla alakalı bir ayet-i kerime aklıma geldi. Sizin yaşadığınız bir kötülük varsa, bir sıkıntı yaşıyorsanız bu sizin nefsinizle alakalı buyuruyor Hazreti Allah. İyilik yaşıyorsanız, güzel bir durum yaşıyorsanız bu da sizin Rabbinizdendir buyuruyor Hazreti Allah. Dolayısıyla sen ne yaptın, ne söyledin bunun analizini yapmak lazım. Bunu bulmak gerekiyor. Analiz gerekiyor, analiz. Tamam mı? Başka test gerekiyor. Mülakat gerekiyor, konuşmak gerekiyor. Böyle bir röportaj gibi konuşmak gerekiyor ve bunun için de birkaç saat ihtiyaç var. Bu uzman senin probleminin asıl sebebini bulabilir. Biz bunu yıllardan beri zaten size anlatıyoruz ve biz bunu yıllardan beri zaten hep uyguluyoruz. Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza hep bu şekilde yol gösterdik. O yüzden zaten paylaşımlarımızda Instagram'da görüyorsunuzdur. Öncesi ve sonrasını sizinle paylaşıyoruz. Bizim programlarımıza katılan insanlar programa katılmadan önceki hallerini yazıyorlar. Ve programa katıldıktan sonra yani arızanın sebebini değiştirdikten sonra güzellikleri de yazıyorlar. Yani öncesi bu, sonrası bu. Daha önceden kıtlık vardı, şimdi bereket var. Daha önceden krizler vardı, şimdi güzellikler var. Krizleri fırsata çevirdim diye basa basa yazıyorlar. Bizim gözümüze sokacak şekilde yazıyorlar. Biz de bunu sizinle paylaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Yani asıl sebebi bulduktan sonra hayat çok kolay. Sebebini bulacaksınız. Formül bu. Bunu anladıktan sonra hayat çok. Bizim bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girdiğinde biz seninle bir analiz yaparız, test yaparız. Sebeplerini buluruz. Şu anda yaşadığın sıkıntıların asıl sebepleri nelerdir? Bunları bulduktan sonra size bir strateji belirleriz. Deriz ki bak adım adım şunları yapacağız. 6 yaşında çocuğu anlatır gibi anlatıyoruz. Zor bir şey yok. Yani eğitim dediğim zaman böyle okuldaki gibi düşünme kendini.
Tamam mı? Sana bunu senin anlayacağın şekilde anlatacağız. Strateji görüşmesinde bunu sana anlattıktan sonra sen de uygulayacaksın, sen de başaracaksın. Sen de kıtlığını berekete, huzursuzluğunu huzura çevirebileceksin. Bunun için bizimle iletişime girmen yeterli. Bizimle iletişime girebilmek için form doldurman lazım. Hemen bu videonun altında linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.